Özbekistan Ticaret Müşavirimiz Ahmet Melik Bey olmak üzere HİB'in Genel Sekreteri Abdullah Bey ve HİB'in diğer çalışanı arkadaşlarımız ve bugün bu Özbekistan webinarımıza dahil olan ki sayıları gittikçe artıyor kendi sektöründeki duayen arkadaşlarımız günün bu saatinde böyle bir webinara katıldıkları için hepiniz öncelikle Hizmet İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı olarak hepinize sevgilerimi sunuyorum, muhabbetlerimi sunuyorum. Katıldığımızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabii arkadaşlarımızın birçok, hemen hemen birçok ülkenin webinarına katılıyor ama ilk kez katılanlar da var. Onun için müsaade ederseniz şöyle kısa bir giriş yaparak daha sonra sözü Ahmet Melih Bey'e, Özbekistan Ticaret Müşavirimize vereceğim. Tabii bu webinarlarımızın Ahmet Abdullah Bey kaçıncı? 39, 40, 40 başkanım. 40. 41. yapıyor. Aa 40. 40 çok 41 de maşallah diyeceğiz. 40. webinarımızı Özbekistan'la yapıyoruz. Hem tarihi hem kültürel hem farklı alanlarda derin bağlarımız olan çok değerli bir ülkemizle, bir kardeş ülkemizle bugün bu webinarımızı yapıyoruz. Tabii hem işgal etmiş olduğu stratejik konum itibariyle, yüzölçümü itibariyle, nüfusu itibariyle, Türkiye ile ticareti itibariyle oldukça önemli ve her geçen gün daha da çok önem kazanan bir ülkemiz. Burada da birçok Türk iş insanımız farklı alanlarda çok başarılı işler yapıyorlar. İnanıyorum ki ben bu çalışmalar özellikle bu son Türk dünyasının bir araya gelerek farklı alanlarda işbirliği yapma çalışmalarıyla beraber bu ticaret hacmimiz her alanda daha farklı boyutlara ulaşacağına inanıyorum ve inanıyorum yine de ki oradaki Türk misyon şeflerimiz, ticaret müşavirlerimiz, kültür müşavirlerimiz, büyükelçilerimiz ve diğer büyükelçi mensuplarımızın çalışmalarıyla da bu daha farklı bir boyut kazanacaktır. Tabii değerli arkadaşlar, değerli dostlarım, değerli katılımcılar, biz 2023-31 Aralık itibariyle çok şükür 100 milyar dolar civarında bir ihracata şey yaptık, imza atmış olduk Hizmet İhracatçıları Birliği olarak ki bu hem Türkiye'nin cari açığını kapatması bakımından hem ithalatı olmayan bir ihracat olması bakımından ve içimizdeki birçok sektörün eğitim, sağlık, eğlence, kültür, turizm, taşımacılık gibi sektörlerin sadece ekonomik girdisi değil, aynı zamanda Türkiye'nin yumuşak gücü halinde o ülkelerde Türkiye'yi tanıtan, Türkiye'yi daha ön plana çıkaran sektörler olarak da ayrı bir önem kazanıyor. İşte son dönemlerde en son 2 hafta içerisinde gerek Orta Doğu'da gerek Güney Amerika'da yapılan ölçümlerde Türk dizilerinin en üst sıralarda yer alması, Türk dizilerinin ödüllere layık görülmesi bizler için bir onur ve gurur kaynağı olmuştur. Bu anlamda hizmet ihracatı çok önemli. İşte 310 bin uluslararası öğrencimiz var. Bunların her bir tanesi aslında o ülkenin fahri büyükelçisi gibi görev yapıyorlar. Bugün geçen bir çalışma yaptık. Şu anda dünyada Türkiye'den mezun olmuş 5 devlet başkanı, sayısız bakan, sayısız iş insanı, sayısız diplomat olduğunu görüyoruz. İşte bu ülkemizin en büyük zenginliklerinden bir tanesi bu. Yine aynı şekilde binlerce, on binlerce, yüz binlerce hasta Türkiye'de tedavi görüyorlar. Bunlar kendi ülkelerine dönüyorlar. Hem ekonomik girdi sağlıyorlar, hem ülkemizle alakalı çok ciddi o kendi ülkelerinde lobby faaliyetlerinde bulunuyorlar. Aynı şekilde az önce ifade ettiğim gibi eğlence kültürde Türk dizilerinin dünyada estirmiş olduğu rüzgar, Türkiye'nin algısı artık dünya Türkiye'yi Eminönü'nde, affedersiniz, eşeğin arkasında giden bir hamal anlayışından Türkiye'yi farklı bir segmente taşıdı bu eğlence kültür sektöründe yapılan diziler. Gastronomi hakeza öyle, turizm hakeza öyle. Milli bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları'nın yaptığı çalışmalar hakeza öyle. Netice itibariyle bütün bunların hepsini bir harmanladığımız zaman, bir kefeye koyduğumuz zaman karşımızda 100 milyar dolarlık 2023 için söylüyorum bir ihracata imza atmış ve Türkiye'nin cari açığını kapatmasında çok önemli bir rol oynamış bir sektörü temsil ediyoruz sizlerle birlikte. İnşallah 2024 yılında bu 130 milyar dolara inşallah çıkar ki yakın bir tarihte biz bunu 150 milyar dolar, orta vadede de 200-250 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Çıkarmamamızın da hiçbir neden yok. Çünkü Türkiye'nin potansiyeli, Türkiye'nin vizyonu, bu sektörde çalışan arkadaşlarımız bunu hak ediyorlar ve o güce sahipler. Tabii burada yapmış olduğum bu webinarlar, ülkelerde bulunan ticaret müşavirlerimiz bu çalışmalarda bize yol haritası çiziyorlar, bize yön gösteriyorlar. O ülkede iş yapma şekillerimizi, o ülkelerin tehditlerini, fırsatlarını bize anlatıyorlar. Bizler de hizmet ihracatçılar
Birliği'ndeki farklı sektördeki arkadaşlarımız olarak o ülkeyle çalışırken ticaret müşavirlerimizin bize çizmiş oldukları bu yol haritası bizim için çok önem arz ediyor. Ona göre yol ve yöntem belirliyoruz. Ona göre yatırımlarımızı yapıyoruz. Bugün de 40. yapıyoruz. Bu Hizmet İhracatçılar Birliği'nin de çok önemli bir başarısı. Ticaret Bakanlığımızla birlikte organize etmiş olduğumuz ve bugün 40.sını Özbekistan'la yaptığımız bu webinarlarımızda tabii ki genel sekreterlerimizin büyük bir katkısı var. Ticaret Bakanlığımızın büyük bir katkısı var. Genel müdürlüğümüzün ve tabii ki bu webinarlara katılan ticaret müşavirlerimizin birçok ülkedeki 40 ülkeye geçti ki bunlar devam edeceğiz. Çok büyük bir katkısı var. Ama en büyük katkı da sizlere tabii siz katılımcılar. Çünkü ülkemizin ticaretine, ihracatına ciddi katkı sağlıyorsunuz. Onun için hepinize ben Hizmet İhracatçılar Birliği adına hepinize teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Usulü hepimiz biliyoruz ama tekrar etmekte fayda var. Bendenizden sonra Ahmet Bey'e biz sözü vereceğiz. Özbekistan Ticaret Müşavirimizin. Bir sunumu olacaktır. Sunumu hep birlikte takip edeceğiz. Sonra sizlerin soruları, önceden bildirdiğiniz sorularınız var. Genel sekreterlerimizde onları yöneteceğiz. Ahmet Bey onları bizlere, ticaret müşavirimiz bizleri yanıtlayacak ama o arada da spontane gelişen sorularımız olabilir. İlgili arkadaşlarımız işaret buyurmak suretiyle, ellerini işaret buyurmak suretiyle o soruları cevaplayacağız. Ben tekrar katılımınızdan dolayı bütün katılımcı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ahmet Melih Bey'e, ticaret müşavirimize teşekkür ediyorum. Hizmet İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğimize, Ahmet Bey'den zaten şeyden sonra Abdullah Bey de süreci yönlendirecek. Sekreterliğimize Abdullah Bey'in nezdinde bütün çalışan arkadaşlarıma da özellikle teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Hayırlı sonuçlara ve neticelere sebep olur diyorum ve ben şimdi sözü Ahmet Melih Bey'e bırakmak istiyorum. Peki Ahmet Bey buyurun efendim. Çok sağ olun başkanım, değerli sözleriniz için. Ben de bu imkanı bize verdiğiniz için bildiğinize sizlere teşekkür etmek istiyorum. Ben yaklaşık 10 yıldır, 10 yılı aşkın süredir bakanlıkta görevliyim. Bir 15-16 aydır da Özbekistan'da görevliyim. Burada normalde bir müşavir arkadaşımız daha var, Suavi Önal, baş müşavirimiz. O şu an yıllık izin kapsamında Türkiye'de olduğu için sadece ben toplantıya katılım sağlıyorum. Uygun görürseniz Özbekistan ekonomisini, Özbekistan hizmet sektörünü anlatan 30 sayfalık bir yansım var. Ekranı paylaşarak buna başlamak istiyorum sunumuma. Görebildiğinizi tahmin ediyorum. Görebiliyorum. Şu an gayet iyi sunum. Teşekkür. Sunuma başlamadan önce kabaca Özbekistan hakkında genel bilgiler vermek istiyorum. Malumunuz Özbekistan, Orta Asya'nın en kalabalık ülkesi. Tarihi İpek Yolu üzerindeki merkezlere ev sahipliği yapan, Semerkant ve Buhara'ya ev sahipliği yapan bir ülke konumunda. Özbekistan doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülke. Nüfusu 37 milyon yaklaşık Ocak 2024 itibariyle 2023 yılında gayri safi yurt içi hasılası 91 milyar dolar seviyesine ulaştı ve geçtiğimiz yıl %6 oranında bir büyüme kaydetti Özbekistan. Ve bu rakamlar sonucunda kişi başına milli gelirini yaklaşık 2500 dolar seviyesine taşımış oldu. Yine değerli Haziran'ın malumudur diye tahmin ediyorum. Özbekistan 91'de Sovyetlerden ayrıldıktan sonra bağımsızlığını aldıktan sonra aslında 2017'ye kadar yine benzer bir ekonomik yapıyla yoluna devam etti. 2016 yılının sonunda devletin ilk cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un vefatından sonra uzun yıllar onun yardımcılığını, başbakanlığını yapmış Şevket Mirziyoyev göreve geliyor. Ve ondan sonra Özbekistan'ın gidişatı tamamen farklı bir yöne kaymış oluyor.
Önceden Türkmenistan ya da Kuzey Kore gibi kapalı bir rejimle idare edilen ülke 2017 yılından itibaren serbest piyasaya geçiş kararı alıyor. Bu çerçevede birçok yapısal değişikliği, reformu hayata geçiriyor ve küresel sisteme entegrasyonunu hızla arttırıyor o yıldan bu yıla kadar. Özbekistan'ın bahsettik nüfusu bölgedeki nüfusun yarısını oluşturuyor. Genç bir nüfusa sahip. Buraları çok hızlı geçmek istiyorum. Özbekistan bölgede tarım arazisi çok geniş bir ülke değil ama bu arazilerinin %95'ini sulayabildiği için sulu tarım yapabilen en iyi ülke konumunda ve belli ölçüde çevre ülkeleri de bu anlamda besleyen bir ülke konumunda. 91'den sonra ve SSCB'de çoğunlukla pamuk üzerine kurulu bir ekonomiye sahipken yapılan yeni reformlarla beraber artık görece değerli maden ve doğalgaz gibi kaynakların işleyebilen tarımsal üretimini genişletmiş, çeşitlendirmiş ve sanayi üretimini de belli ölçüde arttırmış bir ülke konumunda halihazırda. Özbekistan 12 bölgeden oluşuyor. Vilayet şeklinde adlandırılıyor bu. Ve ayrıca Özbekistan'a bağlı bir özel cumhuriyet, Pakistan Cumhuriyeti de bölge içerisinde, ülke içerisinde. Ayrıca başkent olan Taşkent bağımsız bir şehir statüsünde. Nüfus yoğunluğu açısından baktığımızda önde gelen bölgeler Güneydoğu bölgeleri, Semerkant, Fergana, Kaşkadarya, Andijan ve Taşkent. Fakat ekonomik katkı olarak baktığımızda Taşkent şehri ve Taşkent bölgesi başta olmak üzere Navoi, Semerkant, Fergana ve Andijan şeklinde sıralayabiliriz. Özbekistan pazarını değerlendirirken Taşkent şehrini hakikaten farklı bir yere koymak çok yanlış olmayacak. Ekonomik katkı, yapılan yatırımlar, hizmetler sektörü, dış ticaret, yapılan inşaatlar, sosyal olarak ya aklınıza gelebilecek her kriterde hemen hemen ülkenin geri kalanından çok net bir şekilde ayrışan bir konumu var Taşkent şehrinin. Bugün yapacağım sunum temel hatlarıyla böyle olacak. 5 ana başlık altında size Özbekistan'a dair bir bilgi paylaşıyor olacağım. Genel görünümle başlamak istiyorum. Sunumun çoğu yerinde bu yeni Özbekistan şeklinde adlandırılan buradaki hükümet tarafından bu dönemi tamamıyla görebileceğimiz rakamlara yer verdim. O günden bugüne olan değişimi de daha rahat görmek adına. Bahsetmiştim. Geçtiğimiz yıl gayri safi yurt içi hasıla yaklaşık 91 milyar dolar seviyesindeydi. Bu döneme baktığımızda yani son 7 yıllık dönemde yıllık ortalama %5,3'lük bir büyüme kaydettiğini görüyoruz Özbekistan'ın. Tabii bu rakamları değerlendirirken her zaman kayıt dışı ekonomiyi de aslında dikkate alarak belki değerlendirmek daha doğru olacaktır. Eski Sovyetler Birliği ülkelerinin hemen hemen çoğunda farklı oranlarda görülen bir husus bu. Resmi rakamlarla ülkedeki kayıt dışı ekonominin GDP'nin gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %50-%60'ına denk geldiği söyleniyor. Belki bu 91 milyarı işte üzerine bir yarısını daha ekleyip belki o civarda değerlendirmek daha doğru olacaktır. Burada ise belli başlı makro ekonomik göstergeleri sizlerle paylaşmak istedim. Çok detaylarına girmeyeceğim. Geçtiğimiz sene enflasyon ilk defa tek haneli rakamlara indi. Bu resmi rakam hissedilen basına yansıyan ya da bizlerin tecrübe ettiği belki bunun biraz daha üzerinde olabilir ama bu anlamda bir gerileme söz konusu. Yine geçtiğimiz yıl ülkenin gerçekleştirdiği dış ticaret hacmi 62 milyar dolar seviyesini geride bıraktı. Ama yine bu yıl ilk defa uzun süredir
Özbekistan'ın rezervlerinde az da olsa bir azalma meydana geldi. 1 milyar doların altında. Bu yıl ciddi bir altın satışı gerçekleştirdi çünkü. Onu söyleyebiliriz. Yine geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yabancı yatırım tutarı 16 milyar dolar seviyesinde. Bunun detaylarını ileride görüyor olacağız. Ve yine Özbekistan'ı konuşurken aslında dikkate değer başka bir husus ise yurt dışından ülkeye sokulan işçi dövizi girişleri. Özellikle Rusya başta olmak üzere birçok çevre ve bölge ülkede çokça çalışan Özbek vatandaşı var. Geçtiğimiz sene tabii bu Rusya-Ukrayna savaşından sonra da bu döviz girişlerinde bir rekor yaşandı. Geçen senenin GDP'si 80 milyar dolar seviyesindeyken sadece döviz girişleri 17 milyar dolar seviyesindeydi. Hemen hemen beşte birine, dörtte birine özür dilerim yakın bir şey oldukça önemli. Bu yıl rakamlar henüz daha belli olmadı ama 17 milyar doların biraz altında olacağını tahmin ediyor Dünya Bankası. Burada ise gayri safi yurt içi hasılanın katma değer bazında sektörel dağılımını sizlerle paylaşmak istedim. 2017 yılında tarımın ağırlıkta olduğu, yani görece daha ağırlıkta olduğu bir ülkeydi. Tabii gelişme yolunda olan bir ülke olduğu için yaptığı reformlarla hizmetlerin payını ve sanayinin payını arttırdı ve belki 10 puanlık 10 puana yakın bir düşüş gerçekleşti tarımda. Malumunuz gelişmiş ülkelerde bu hizmetlerin oranı 60-70'ler seviyesinde. Özbekistan da oraya doğru gidiyor diyebiliriz. Çok kısa Özbekistan'ın sanayisinden bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz sene sanayi üretimi yaklaşık 56 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bunun %84'ü imalat, %8'i madencilik ve %7'si enerji sektörlerinden ki üretimden kaynaklandı. Bir önceki seneye göre %6'lık bir artış oranı var sanayi üretiminde. Ülke bahsettiğim doğal kaynaklar bakımından zengin. Bakır, çinko başta olmak üzere önemli bir sanayi var burada. O yüzden metalürji başta geliyor. Yine pamuk ülkesi demiştik. Bu anlamda tekstil ve hazır giyim yine buranın en önemli sektörlerinden bir tanesi. Toplam yaklaşık 70 bin tane üretim tesisi var. Ocak 2024 itibariyle ülkede Taşkent şehri başta olmak üzere bu üretim gerçekleştiriliyor. Sağ tarafta ise sanayide üretilen ürünlerin teknolojik segmentlerini görüyoruz. Ürünlerin %70'inden fazlası düşük ve orta düşük teknolojili ürünlerden oluşuyor. Çok kısa tarım ve hayvancılık sektörü geçtiğimiz yıl 36 milyar doların üzerinde bir hayvancılık, tarım ve hayvancılık üretimi gerçekleştirildi. Üretimin çok büyük bir çoğunluğu bu dehkan adı verilen eski Sovyet sisteminden kalma küçük topraklarda, küçük yerlerde, köylerde tarımsal faaliyetle uğraşan küçük birimler tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Henüz böyle bizdeki gibi büyük ya da büyük değil de belki profesyonel bu işi yapan firmaların buradaki payı oldukça az. En çok tarım ve hayvancılık üretimi gerçekleştiren bölgeye Semerkant ve Andijan başta geliyor. Katma değer açısından tarım ve hayvancılığın en önde olduğu bölgelerse daha kırsal bölgeler, Surhan, Derya, Cizak gibi. Geçtiğimiz yıl ya da geçtiğimiz dönemde diyelim Özbekistan'da gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin bir grafik paylaşıyorum burada değerli Hazirunla.
2017'de 10 milyar doların biraz üzerinde olan yatırımlar halihazırda geçtiğimiz sene itibariyle 30 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Geçen seneye göre %22 gibi büyük bir artışa imza attı yatırımlar ve geçtiğimiz senenin GDP'sinin üçte birine denk geliyor. Gerçekleştirilen yatırımlar oldukça önemli. Bu dönemde, son 7 yıllık dönemde ise yıllık ortalama %11'lik bir büyüme var sabit sermaye yatırımlarında. Peki bu gerçekleştirilen yatırımlar hangi alanlarda yapıldı diye baktığımızda ilk başta üretimin önde geldiğini, 8,6 milyar dolarlık bir imalat sanayi yatırımının yapıldığını görüyoruz. Onu elektrik ve gaz tedariği izliyor. Yaklaşık %12. Geçtiğimiz kış burada ciddi bir enerji kriziyle tecrübe etti Özbekistan. Kışın 50-60 yılda bir olan bir soğuk Taşkent'te -25 derecelere ulaştı. Yaklaşık 10 gün, 2 hafta boyunca ülkeye gaz veremedi Özbekistan. Ciddi kriz yaşandı. İnsanlar elektrik tabii elektriğe yüklendiler. Trafolar ve dağıtım iletim hatlarının ne yazık ki seviyesi çok çok düşük olduğu için, çok eski olduğu için altyapı elektrik tedariğine de ciddi problemler yaşandı. Üretim durdurdular. İlk çeyrek rakamları, üretim rakamları kötüydü oldukça. Bunu değiştirmek üzere o günden bugüne önemli seviyede elektrik üretimine ilişkin yatırım gerçekleştiriliyor ülkede. Yatırımlarda önde gelen bölgelere baktığımızda yine Taşkent şehrinin ve Taşkent bölgesinin başta olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl yapılan yatırımlarda %60 komple gene tesis mahiyetinde olduğu ve %46'sının makine tesisat ve demirbaş yatırımları olduğunu görmek mümkün. Peki bu yatırımlar nasıl finanse ediliyor? Soldaki pie chart'ta bunu görmek mümkün. Geçtiğimiz sene gerçekleştirilen yatırımların yarısından fazlası yabancı yatırım ve kredilerle finanse edilmiş. %34'üne yakın kısmı ise yerel kaynaklardan, özel sektör tarafından finanse edilmiş. Bunu görüyoruz. Geçtiğimiz sene yabancı yatırım ve kredilerle finanse edilen toplam yatırım tutarı 16 milyar dolar. Bunun 7,2'si doğrudan bir yabancı yatırım. Biraz önce bahsettiğim enerji yatırımlarının burada payı büyük. Bir önceki yıla göre %96'lık bir artış söz konusu. Yine bu 7 milyar dolarlık kısmı ise diğer yabancı yatırım ve krediler. Burada çoğunlukla bahsettiğimiz uluslararası finans kuruluşları aslında. Dünya Bankası, EBRD, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası fonların, organizasyonların, finans kuruluşlarının gözde ülkelerinden bir tanesi. Ciddi fon aktarılıyor ülkeye, bunu söyleyebiliriz. 2017 yılında yabancı yatırım ve kredilerin finansmandaki payı %27 iken bu yıl, daha doğrusu geçtiğimiz yıl bu rakam %53'e çıktı. Yabancı kaynaklarla yapılan finanse edilen yatırımların %40'ı imalat sanayi, %20'si ise elektrik ve gaz tedariği olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz sene en çok buraya yabancı yatırım yapan ülke Çin, ardından Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri geliyor. Çin'in pandemiden sonra Özbekistan'daki varlığı ciddi seviyede arttı.
Bize de çoğu alanda Türk ürünlerinde ciddi bir rekabete girmiş. Hatta ne yazık ki biraz ibret Çin'e doğru dönmüş durumda. Göreceğimiz her türlü rakamda Çin şu anda ilk seviyeye geldi. Bizim burada Türkiye'nin Türk sermayeli firmalar hep Rus sermayeli firmaların ardından ikinci sırada gelirdi. Geçtiğimiz yıl Çin yaptığı ciddi atakla ikinci sıraya da yükselmiş oldu. Türkiye'nin halihazırda 1800 tane firması varken burada Türk sermayeli Çinliler 2000'i bulmuş durumdalar. Bu bölümde ise Özbekistan'ın gerçekleştirdiği dış ticaret hakkında bilgi paylaşmak istiyorum. Son 7 yıllık dönemde yıllık ortalama %16'lık bir artış söz konusu. Ama tabii ki dış alım lehine bu artış yaşanıyor ve cari açığı o günden bugüne önemli ölçüde artmış durumda. 2023 yılında cari açık yaklaşık 14 milyar dolar seviyesinde. En çok dış ticaretle uğraşan bölgeler diğerlerde olduğu gibi Taşkent şehri, Taşkent bölgesi başta geliyor. Peki Özbekistan bu dış ticareti hangi ülkelerle gerçekleştiriyor? Burada ilk 10 ülkeyi sizlerle paylaşmak istedim. İlk 10 ülkeyle yaptığı dış ticaret toplamın yüzde 60'ından fazlasını teşkil ediyor. Sadece Kırgızistan ve Afganistan'la yaptığı dış ticarete fazla veriyor Özbekistan. Ülkemiz Özbekistan'ın dış ticaret yaptığı en büyük dördüncü ülke konumunda. Geçtiğimiz sene Rusya ilk sıradayken aldığı pay anlamında bu yıl Çin yine öne geçmiş durumda. Özbekistan ayrıca Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleriyle bir serbest bölgede bulunuyor. Bu kapsamda bu ülkeler arasında gümrük uygulanmıyor. Bizim Avrupa ile gümrük birliğimiz gibi. O ülkelerle yaptığı dış ticarette toplamın hemen hemen üçte biri seviyesinde. Özbekistan'ın diğer ülkelere sattığı ürün gruplarına baktığımızda ilk başta bahsettiğim üzere altın geliyor. Özbekistan yıllık ortalama 100 tondan fazla altın üretim kapasitesine sahip ve Kasım 2023 itibariyle dünyada net satıcı pozisyonunda olan ikinci ülke Kazakistan'ın ardından. Altından sonra hizmetler ihracatı geliyor ağırlıkta. Sanayi ürünleri gıda şeklinde de devam ediyor. Ürün bazında baktığımızda işte altın, tekstil ürünleri, demir dışı metaller, bakır başta olmak üzere sebze meyveler şeklinde devam ediyor. Peki Özbekistan diğer ülkelerden hangi ürünleri alıyor? Bahsettiğim üzere gelişme yolundaki bir ülke. Sanayisini güçlendirmeye çalışıyor. Tabii ki bu ürünleri üretim kabiliyeti sınırlı. Bu anlamda en çok aldığı ürünler makine, ulaştırma ekipmanları, sanayi ürünleri, bu sanayisini besleyecek makine tesisat ağırlıklı ürünler. Öne çıkan ürünler motorlu taşıtlar bu yıl oldukça arttı. Çinli elektrikli araçlar burada ciddi bir atak yaptılar. Birçok markası şu an burada çok popüler. Özbekistan'da bir Chevrolet fabrikası var Binekaraç'ta. Kia belli başlı bir üretim yapıyor. Buradaki araçların %90'ı Chevrolet diyebiliriz. Bu oran ilk 2017'de belki çok daha fazlaydı. Ama şu anda Çinli elektrikli araçlar başta olmak üzere birçok şeyi görme şansımız var aracı. Yine makineler, dökme demir çelik, ilaç şeklinde gidiyor. Özbekistan'ın Türkiye'ye yaptığı
ticarete baktığımızda geçtiğimiz yıl bir düşüş gerçekleşti. Bu düşüş bizim buraya sattığımız ürünlerin hacminden değil, ülkeden temin ettiğimiz ürünlerin ithalattaki bir azalmadan dolayı oldu. Biraz sonra göreceğiz, pamuk ipliğini bakır alıyoruz. Hemen hemen yaptığımız ithalatın %80'ini oluşturuyor. Sadece bu iki ürün. Geçtiğimiz aylarda, geçtiğimiz yıl daha doğrusu pamuk ipliğine ülkemizce uygulanan ilave gümrük vergisinden sonra rakam ciddi aşağı geldi. Bu dönem içinde yıllık ortalama %16'lık bir artış olduğunu görüyoruz hacimde. Yine bizim lehimize doğru gelişen bir trend var. Geçtiğimiz sene itibariyle 5.700'den fazla firmamız buraya mal verirken bizim buradan aldığımız ürünler ve firma sayısı sınırlı. Malum ülkenin üretimiyle tabii doğal olarak paralel ilerliyor. Bizim Özbekistan'a sattığımız ürünler kabaca yine sanayi ürünleri, elektrikli makineler şeklinde devam ediyor. Yine hazır giyim yine önde çıkan başka bir ürün. Bizim Özbekistan'dan temin ettiğimiz ürünler ise bakır başta olmak üzere bakır, katot, tel, boru, pamuk ipliği başta olmak üzere zaten bu iki kalem %80'e yakın bir paya sahip Özbekistan'dan yaptığımız ithalatta. Sunumun son bölümünde hizmetler sektörü hakkında bilgi vermek istiyorum. Yine 7 yıllık bir projeksiyonla size bunu göstermek istedim. 2017 yılında 20 milyar doların biraz üzerinde bir hacme sahip olan sektör, geçtiğimiz itibariyle 40 milyar doları geçmiş durumda. Bu dönemdeki yıllık ortalama büyümesi %12. Pandemi sonrası ciddi bir artış var, %16 büyümesi ortalama. Hizmetler sektöründe en çok hizmet üreten şehir, bölge Taşkent şehri. Akabinde Taşkent bölgesi Semerkant şeklinde devam ediyor. Yine bu yıl başı itibariyle ülkede faaliyette bulunan firma sayısı 343 bin. Peki hizmetler sektörüne alt sektörler bazında baktığımızda geçtiğimiz yıl itibariyle hemen hemen %70'ine yakın bölümünün ticaret, lojistik ve finanstan oluştuğunu görüyoruz. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün yine son dönemde bir ivmesi var. Ardından da o geliyor. Burada ise son 5 yılda ve geçtiğimiz yılda bu alt sektörlerin ne ölçüde büyüdüğünü görüyoruz. Gördüğünüz üzere finans sektörü son 5 yılda önemli bir büyüme ivmesi yakalamış. Özbekistan'ın finans sektörü, bankacılık sektörü diyelim, çoğunlukla devlet ortaklığı ya da devlet bankalarının tarafından gerçekleştiriliyor. Önemli özelleştirmeler yapılıyor, yapılmaya devam edecek. Yani bankacılık sektörünü modernleştirmeye ve özelleştirmeye kararlı hükümet. Ama tabii çok hızlı olmuyor bu süreç. Türkiye'den sadece Ziraat Bankası halihazırda burada faaliyette. 5-6 tane yabancı sermayeli banka var. Toplam bu 36 tane banka olması lazım. Ama tabii finans hizmetleri aslında sadece finans değil, genel olarak ülkedeki hizmet seviyesi çok beklenen seviyede değil. Kalite ve miktar anlamında bunu çoğu sektör için, belki yemeği bir kenara bırakıyorum, gastronomiyi, Özbekistan'ın fena olmayan bir mutfağı var. Ama geri kalan anlamda oldukça yetersiz diyebiliriz. Tabii sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. Sanayi gibi olmuyor. Üretim tesisine ya da üretim kapasitesine görece hızlı bir şekilde
arttırabiliyorsunuz, geliştirebiliyorsunuz ama hizmetler tecrübe isteyen bir alan. Türkiye'de bunu çok uzun süre sonucunda bu seviyeye ulaştı. Dolayısıyla bu hızlı büyümeden nasibini almış gözükmüyor hizmetler sektörü genel olarak. Bilgi ve iletişim, bilişim fena gitmiyor. İleride onu zaten biraz daha değiniyor olacağım. Peki Özbekistan'ın bu alandaki dış ticaretine baktığımızda yine 7 yıllık dönemde yıllık ortalama %15 artış. İthalatın daha hızlı arttığını görüyoruz ama gün sonunda dış ticaret fazlası veren bir ülke konumunda. Özbekistan yine pandemi sonrasında önemli bir artış olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl hacim yaklaşık 8 milyar dolar seviyesinde. Peki Özbekistan bu anlamda ne alıp ne satıyor? Buna baktığımızda üç temel sektörde yoğunlaştığını görüyoruz. Hizmet ihracatında lojistik ve turizmin %80'in üzerinde pay aldığını, akabinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin geldiğini görüyoruz. Diğer tarafta ise turizm ağırlıklı, lojistik ve bilgi ve iletişim şeklinde devam ediyor. Sunumun son bölümüne geldik. Burada nacizane potansiyel arz eden sektörler hakkında bilgi vermek istiyorum sizinle. İlk başta söylemek istediğimiz sağlık hizmetleri ve sağlık turizmi. Sağlık hizmetleri hakikaten sağlık ve eğitim ikisini beraber sayabiliriz. Bu yeni Özbekistan sloganından, değişimden, dönüşümden belki en az seviyede nasibini almış sektörler diyebiliriz. Gerçekten en basit görülebilecek teşhislerin bile yanlış konduğu, kullanılan ekipmandan tutun verilen hizmete kadar hakikaten ne yazık ki beklenen seviyede olmayan bir yapı. Özel sektör yenice bu alana giriyor. Bugüne kadar imzalanan 57 tane PPP projesi var. Son dönemde yine yabancı sağlık hizmeti sağlayıcıların sayısı arttı. Ama hala yeterli değil. Buradaki hastaneler de böyle çok bizdeki gibi büyük hastaneler değil. Sadece belli alanlarda, belli bir bölümde faaliyette bulunan ve 80-100 yataklı belki o kadar değil. Küçük yapılar, devletin büyük yapıları da var. Ama tamamen ücretsiz. Sağlık sigortası sistemi yok. Tek tük belki eli sayısı bir elin iki elin parmağını geçmeyecek kadar sağlık sigortası firması var diyebiliriz. En azından bizim tespitimiz bu yönde. Yine bir geri ödeme sistemi yok. Sağlık sigortası sistemi yok. Böyle olunca kalite de herhalde belli oranda aşağı geliyor. Bu anlamda bu sektörün geliştirilmesi anlamında 2018 aslında Mirzoyev başkan olduktan sonra hemen sonra bir yol haritası belirlendi. Bu kapsamda Sirdarya bölgesinde bir pilot uygulama yapılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün de ciddi destek verdiği bir uygulama bu. Burada birçok disiplinin bölümün bir arada olduğu hastaneler, sağlık sisteminin geliştirilmesi, sağlık kayıt sisteminin burada hala hastanelerde bizim artık bilmiyorum belki 80'li yıllarda ya da belki daha önce tam hatırlayamıyorum o kadar yaşım büyük olmadığı için insanların sağlık kayıtları defterlere tutulurmuş. Burada hala o şekilde ilerliyor. Bu sistemin tamamen elektronikleştirilmesi, bir geri ödeme sistemi, bir sağlık sigortası sisteminin getirilmesine ilişkin
4-5 tane ana ayağı olan bir pilot uygulama. Bu 2021'in sonu itibariyle pandemiden sonra başladı. Dünya Sağlık Örgütü bir rapor bile yayımladı. Gelişmeler olduğuna ilişkin, iyi gittiğine ilişkin ama halihazırda çok net söyleyebiliriz ki sağlık hizmetleri beklenen seviyede değil. Bu anlamda sağlık turizmi anlamında önemli bir potansiyel olduğunu biz görüyoruz. Zaten son 1-2 yıldır ben burada görevliyken 4-5 tane hastanemiz burada ofislerini açtılar, ön tanım merkezleri kurdular. Gelip burada kendi imkanlarını, kendi faaliyetlerini anlatan, yine bakanlığımızın desteklediği, tanıtım faaliyetleri yapan çokça firmamız var. Daha da çok olması lazım çünkü hakikaten ciddi ihtiyaç var. Bir soru vardı, devletten bir izin almaya gerek var mı diye. Bildiğimiz kadarıyla yok çünkü Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimiyle fena sayılmayacak bir diyaloğumuz var. Biz de takip ediyoruz. Böyle bir izne gerek olmadığını biliyorum Özbekistan için bu anlamda. Bu sektörde önde gelen fuarlar TİHE diye bir uluslararası sağlık fuarı var. Buranın önde gelen fuar organizasyonunu firması tarafından yapılıyor. Bu yıl yanlış hatırlamıyorsam 25. 26.sı düzenlenecek ve bakanlığımızın da fuar katılım desteği verdiği bir fuar. Bir de bir Türk firmamızın yaptığı bir fuar vardı. Health Özbekistan. O da yine burada 2 kere düzenlendi. Gerisi gelecek. Ona da Türkiye'den sadece Türk firmalarının yer aldığı bir fuar. Yine o da belki bakılabilir. Gerek kararın gerekse fuarların linklerini sunuma bıraktım. Sunumu da paylaşıyor olacağım. Buradan bakabilirsiniz. Diğer bir sektör bilişim, bilgi ve iletişim sektörü. Özbekistan'ın çok önem verdiği bir sektör. Dijital Özbekistan 2030 diye bir belge yayınladılar. Burada kamu kurumlarının işte E-Devlet gibi ya da kendi kamu kurumlarının kendi dijital dönüşümleri, Özbekistan'ın bölgesel dijitalleşme farklılıklarının minimuma indirilmesi ve bilişim alanında bir hub haline gelme niyetine ilişkin bir belge bu. Yapılacaklar, atılacak adımlar, işte hedef göstergeler gibi birçok şey belirlenmiş. Yine belki bu çünkü değerli hazirunun çok büyük bir çoğunluğu bilişim, bilgi iletişim teknolojileri diye hatırlıyorum. Bildiğimiz tarafından bize iletilen dokümanda. Dolayısıyla bu belgede belki incelenebilir. Yine Özbekistan'da 2019 yılında galiba yanlış hatırlamıyorsam kurulan bir teknopark var. IT Park. Hakikaten oldukça profesyonel ilerliyorlar. Ve Özbekistan'ın bu alandaki yaptığı başarının da tam olarak ortasında bulunuyor. İlgili bakanlık tarafından desteklenen bir yapı. Son 4-5 yılda firma sayısını 10 kat arttırdı. Artık yabancı firmalarda burada, büyük firmalarda burada faaliyette bulunuyor. Yine buna benzer bir soru vardı. IT Park burada bu anlamda işbirliği kurulabilecek iyi bir partner olabilir. Belki birliğimizle ilgili sektörel yapılanmasıyla belki burayla bir iletişim kurabilir. Daha çok yakın zamanda ben bir toplantı yaptım. Zaten Türk firmalarının gerek bu teknoparka çekmek, gerekse işbirliği yapmak anlamında bir niyetleri var. Yine IT Park'ta bir yer almak istediğinizde, burada bir faaliyette bulunmak istediğinizde size firma kuruluşundan tutun da oturum iznine, çalışma iznine varacak kadar destek sağlayan bir ekipleri var. Ve burada işte bizdeki Teknopark'takine benzer vergisel avantajlar var. Sadece IT Park'ta olmak, yani bir kampüs içerisinde olmaya gerek yok. IT Park İşte belli kriterleri sağladığınızda herhangi bir yerde bir ofis IT Park bünyesine de dahil
edinebiliyor diz hekimden farklı olarak. Yine devlet alanında gelişme fena değil. Çok kısa bir süre içerisinde bu platformda sağlanan hizmet sayısı yaklaşık 3-4 kat 400'ün üzerine çıktı ve sisteme giriş yapan kişi sayısı da bir 6 milyon üzerine çıkmış durumda. Ama yine tabii ki bizle kıyaslanacak gibi değil. Dolayısıyla ve devletin de bu alanda bir iradesi var. Yine bu anlamda da bir potansiyel olacağını tahmin ediyoruz. Sağlık, madencilik ve fintech başta olmak üzere bilişim hizmetlerinin ülkede bir pazarı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu anlamda önde gelen fuarlar, ilki ICT Week, bu gerçekten çok büyük bir fuar. Bu IT Park ve ilgili bakanlıkların koordinasyonunda yapılan, onların organize ettiği bilişim anlamında, ICT anlamında daha doğrusu önde gelen bir etkinlik. Bu yine bakanlığımız destek kapsamına alındı geçtiğimiz sene itibariyle. Bir altındaki The Plus Forum, bu daha çok finansal ve fintech alanında yenice organize edilmeye başlanan bir forum ve fuar. Yine bu da çok yenice bakanlığımızın destekleri kapsamına alındı. Potansiyel arz ettiğini düşündüğümüz başka bir alan tarım ürünleri için lojistik ve depolama hizmetleri. Devletin verdiği resmi rakamlar sadece yetersiz depolama ve bu soğuk zincir kapsamında tarım lojistiğini sağlayacak ve bunları işleyecek kapasite olmadığı için üretilen ürünlerin çok büyük bir çoğunluğu kaybediliyor. Bu resmi rakamlar bunun %30'un daha üzerinde olduğunu düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. İlgili sektör temsilcileriyle konuştuğumuzda. Yine Özbekistan'ın kendisine koyduğu bir hedef, soğuk hava deposu kapasitesinin 3 katına çıkartılması. 1500 tane depo var resmi rakamlara göre ve sadece %5'ini karşılayabiliyor toplam tarımsal ürünlerin. Dolayısıyla ciddi bir açık var. Bu anlamda da bir potansiyel olduğunu değerlendiriyoruz. Tabii ki Orta Asya ülkelerinin önde gelen sektörü müteahhitlik ve teknik müşavirlik. Zaten burada dünyadaki projeler anlamında üst seviyelerde yer alıyor Özbekistan ama yine de hemen hemen tüm bölgelerde altyapı, üst yapı, ulaştırma, enerji aklınıza gelecek çoğu alanda ciddi ihtiyaç var ve bir dönüşüm niyetleri var. Bu anlamda burada aldığımız proje sayısını ve tutarını artırabileceğimizi tahmin ediyorum. Yine yeni bir Taşkent şehri yaratma projesi var. Geçtiğimiz yıl duyuruldu. Çok küçük detaylar paylaşıldı. Biz de takip ediyoruz. Şehrin dışında yeni bir şehir kurulması, işte aklınıza gelebilecek altyapısı, üst yapısı, iş merkezleri, hastaneleri, bir sürü proje olacak. Bu anlamda yine potansiyel olduğunu değerlendiriyoruz. Son olarak da eğitim, sağlıkta olduğu gibi eğitim ne yazık ki istenen seviyede değil. Halbuki ciddi bir nüfus ve genç bir nüfus var. Özellikle İngilizce öğrenmek ya da Türkçe öğrenmek çok önemli onlar için. Çokça bu anlamda kursa giden insanlar var. İngilizce başta olmak üzere. Çünkü Türkçeyi zaten Sayın Başkanımız konuşmalarında bahsettiler. Burada Türk dizileri doğal olarak çok popüler. Oradan zaten çoğu insan Türkçe öğreniyor. Bu da hakikaten bir soft power. Çok olumlu bir Türkiye imajı var. Malum iki ülke arasındaki ilişkiler tarihinin en üst seviyesinde. Belki Azerbaycan'dan hemen sonra belki aynı seviyede ülkemizin en iyi ilişkilerde olduğu
ülke seviyesinde Özbekistan. Ama genç bir nüfusu olmasına rağmen buradan Türkiye'ye okumaya giden öğrenci sayısı görece az gibi gördüm ben. Geçtiğimiz öğretim yılında 148 üniversitede toplam 4800'e yakın öğrenci. Yine 4-5 yılda bir öğrenci sayısını 4'e katlamışız ama potansiyelin daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Yine geçtiğimiz sene çokça eğitim fuarı düzenlendi. Türk firmalarımızın organize ettiği. Bu yıl destek kapsamında 10'dan fazla fuar var. Çok sık fuar var. Çünkü hakikaten potansiyel yüksek. Burada gelip kendi temsilciliklerini açan ya da ayrıca bireysel tanıtım faaliyetlerinde bulunan üniversitelerimiz de var. Dolayısıyla eğitimin de önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Benim paylaşacaklarım bu kadar. Hizmet sektörü görece verinin zor ulaşabildiği bir sektör. Özbekistan'da bu konuda gelişen bir ülke bu konumunda. Veriler tahmin ediyorum diğeri mal ticareti kadar zengin değildi ama gerek sorular üzerinden gerek cevabını bilmiyorsak da ilgili kurum kuruluşlarla araştırarak her zaman size yardımcı olmaya hazırız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Müşavirim teşekkür ediyoruz detaylı değerli sunumunuz için. Zaten bu sırada pek çok soruyu cevaplamış oldunuz. Yani burada bazı sorularımız var. Aşağıda katılımcılarımızın yazdığı. Ülkeden para çıkartma şartlarını konusunda bir soruları var. Bir de tabii ki kur konusuyla alakalı bir soru var. Şu şekilde ifade edeyim. Ülkeden para çıkartma konusunda bir problem yok prensipte. Bireysel olarak yani şahıs olarak para çıkartma konusunda bir aylık bir sınırlandırma var. 100 milyon son bir kişinin şahıs olarak banka üzerinden ya da yanında ülkeden çıkartabileceği para miktarı 100 milyon son. Yaklaşık 8 bin dolar seviyesinde ama ticari olarak bir firmamızın yaptığı bir sözleşmeyle, kesti bir faturayla ona istinaden buraya sattığı bir hizmetin karşılığını almak üzere bu belgeleri bankaya sunduğu sürece herhangi bir problem yok. Tek tük nasıl diyelim keyfi uygulamaların olabildiğini biliyoruz ama Ziraat Bankası burada bir Türk Bankası olarak bizim iyi bir paydaşımız. Tek tük sorun olabiliyor. Bazı sektörlere yönelik olabiliyor. Hizmetin burada verildiğinin işte gösterilmesi gerekebiliyor. Ama bunlar istisnai durumlar demek çok yanlış olmayacaktır. Kurla alakalı parayı pardon soruyu göremedim ama Soru cevap kısmına yazmış bir katılımcımız. Okuyor muyum? Kur konusu da önemli tabii demiş. Şöyle Özbekistan'ın para politikası aslında beklenen kurun biraz daha aşağıda olması öyle olacağını öngörüyor. Finans sektöründe faaliyette bulunan iş insanlarımız ya da bankalar diyelim, Ziraat Bankası diyelim. Ben 15 ay önce göreve başladığımda 10 bin son civarındaydı 1 dolar. Şu an 12.400-12.500 son seviyesinde ama tabii pahalı olduğunu düşünüyor. Merkez Bankası da buna benzer bir rapor yayınlamıştı. Zaten böyle kontrollü bir şekilde bir Özbek somonunda bir değer düşüklüğü olduğunu görüyoruz, takip ediyoruz. Tam olarak soruyu cevaplayabildim bilmiyorum ama
Kur konusunda söyleyebileceğim bu kadar. Bazı katılımcılarımız yazmış tabii ki biz etkinlik sonrası müşavimizin onayıyla sunumları paylaşıyoruz katılımcılarımızla, üyelerimizle. Onun haricinde söz almak isteyen katılımcılarımız varsa uygun görürseniz onlara söz verelim. Tabii ki. Söz almak isteyen, soru sormak isteyen katılımcılarımız el kaldırabilir mi? Evet, bir katılımcımızı aldık ama kendisi kamerasını açabilirse ve tanıtabilirseniz kendinizi. Fatih Bey buyurun. Sesim geliyor mu acaba? Sesinizi alıyorum çok net bir şekilde. Görüntüm geliyor mu? Görüntü yok maalesef. Görüntümü açma butonunu göremiyorum da maalesef. İlk defa karşılaştım böyle bir şeyle. Olsun siz buyurun. Tamam, kusura bakmayın lütfen. Sorabilirsiniz tabii ki. Çok teşekkür ediyorum öncelikle sunum ve bilgiler için. Soru şu, Ahmet Bey, biz bir sağlık turizm firmasıyız. Kayseri merkezli. Burada Erciyes Üniversitesi ile partnerlik yürütüyoruz. Erciyes Üniversitesi'nin biraz spesifik sormak istiyorum. Çocuk kemikliği nakli, erişkin kemikliği nakli konusunda çok güzel bir deneyimi var. Türkiye'nin uluslararası sertifikasyon almış, kalite standart sertifikasyon almış tek çocuk hastanesi. Bu anlamda yani Türkiye'nin en iyi özel hastaneleriyle yarışıyor diyebiliriz. Bu konuda böyle ülkeler arası işbirlikleri oluyor. Örneğin Özbekistan Sağlık Bakanlığı ile ya da bazı ülkelerin yurt dışı hasta gönderme birimleri oluyor bakanlık içerisinde. Bu tür muhataplarla nasıl ilişki kurabiliriz, geliştirebiliriz acaba? Fatih Bey merhabalar. Çok sağ olun sorunuz için. Sanki bunu müşavire danışım da mı konuştuk ya da siz bir talep gönderdiniz mi acaba buna ilişkin? Sanki öyle bir şey hatırlıyorum. Bu şey olabilir, anket, pardon, webinara katılımla alakalı sorularımızı yazmamızı istenen bir bölüm Olabilir. vardı, orada Olabilir. da Bir yazmıştım. şekilde iki ülke arasında malum bahsettiğim ilişkiler hakikaten çok yüksek seviyede. Sağlık da bunların başında geliyor. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Özbekistan-Türkiye Sağlık Forumu düzenlendi. Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir sağlık forumu programı vardı. Ona paralel olarak böyle bir şey düzenlendi ve yine yanlış hatırlamıyorsam üçüncü keredir Türkiye-Özbekistan Sağlık Haftası programı düzenlendi. İki sağlık bakanlığı arasında koordine edilen program. Burada bahsettiğiniz çocuk iliği, çocuk kemiği iliği gibi zaten burada ne yazık ki olması çok mümkün olmayan operasyonlar başta olmak üzere bunun gibi zor operasyonları Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Özbekistan Sağlık Bakanlığı'nın koordinesinde buraya doktorlarımız gelerek buradaki doktorlarla beraber ameliyatlar yapıldı. Bu daha önce de düzenlenmiş. Yine böyle bir şey düzenlendi. Aynı zamanda yine firmalarımız yine bu program kapsamında bir fuar konseptinde kendilerini tanıttılar. Buradaki profesyoneller, acenteler, hastaneler ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri geldiler. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın bu gibi aktivitelerini takipte fayda var. Ayrıca Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden bir hanımefendi burada Buhara galiba burada yine bu anlamda bir danışmanlık görevi yürütüyor. Yine belki onun kontak bilgilerini ben size paylaşabilirim çünkü o da böyle Türkiye ile Özbekistan arasında bu gibi şeyleri koordine ediyor. Kendi kapsamında bu işleri iş birliklerini organize etmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra bizim Sağlık Bakanlığı'yla zaten iyi ilişkilerimiz var. Biz sizleri ilgili birimlerle sizin talebiniz doğrultusunda
bir araya getirmek, belki bir webinar, belki sizin buraya gelip bir ziyaretiniz gibi bir şeyde girişimde bulunabiliriz. Yine sağlık turizmi ajansı var burada. Sağlık Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu diyelim. Yine onlarla bir görüşme şansınız olabilir. Biz bu konularda yardımcı olmaya hazırız. Evet, çok teşekkür ederiz. Biz de niyetliyiz. Gelmek istiyoruz bir an evvel. Bu üniversiteyle olan işbirliğimiz yeni başladı. Oradan da belli talepler olduğunu farkındayız. Fakat muhatabımızla doğru önceden ilişki başlatmak belki daha süreci kolaylaştırır diye düşünüyoruz. O zaman etkinlik sonrası ben tekrar sizi rahatsız edeyim Tabii ki. müsaadenizle. Tabii ki. Çok sağ olun. Başka sorusu olan katılımcımız var mı el kaldıran? Evet, bir tane sohbetlerde bir soru var Sayın Müşavirim. Perakende alanında projeler mevcut mudur? Soruyu tam şey yapamadım açıkçası. Perakende alanında projeden kasıt ne olabilir bilemedim. Biraz daha Evet. detaylandırabilirse belki Sayın Özgür Can Bey bildiğim bir konuyu ise cevaplamaya hazırım. Eğer buradaysa kendisini burada panelist kısmına da alabiliriz. Sözlü olarak da anlatabilir. Özgür Bey buyurun. Merhabalar Abdullah Bey, Ahmet Bey. Öncelikle bu güzel webinar için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben Türkiye'de yerli bir ERP yazılım şirketi adına bir soru sormak istiyorum. Özbekistan'da da zaten projelerimiz var şu anda. Birçok firmayla da ilerliyoruz. Hem perakende alanında hem üretim alanlarında biz uçtan uca sistemlerin yönetilmesi için bir kurumsal kaynak planlama programı yazıyoruz. Biz Özbekistan'daki birçok markaya ulaşmaya çalışırken yerli markalar, şimdi Türkiye'nin birçok markasının orada franchise'ları, iş ortakları var. Onlarla görüşebiliyoruz. Fakat yerli firmalara özellikle üretim alanında, tekstil alanında da Özbekistan çok güçlü bu arada. Kendilerine ulaşmakta bazen problemler, sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz çok büyük bir ağ. Bu konuda neler yapabiliriz? Hani bu konuda nasıl destek alabiliriz? Aslında bu konuda bir sorun vardı. Tamamdır. Şimdi daha iyi anladım. Sağ olun Özgür Bey. Şu şekilde bahsettiğim tekstil hakikaten burada çok önemli bir sektör. Bu anlamda size benzer işler yapan bir Türk firmamızı biz burada önde gelen tekstil üreticileri birliğiyle bir araya getirdik. Hatta programımızı uyarsa biz de toplantılara katılıyoruz. Söylediğiniz gibi burada Özbekistan'da web sitesi kullanımı, e-posta kullanımı gibi şeyler çok yaygın değil. Telegram üzerinden dönüyor her şey. Dolayısıyla internetten araştırma yaparak yerel Özbek firmalara ulaşmak çok kolay olmuyor. Bunun için yine bir talepte bulunmanız halinde önde gelen, sizin için önemli sayılan sektörlerin biz üretici birlikleriyle iletişime geçip sizin için toplantı ayarlayabiliriz ya da sizin bizle paylaşacağınız bilgileri onlarla resmi kanallarla paylaşabiliriz ve bu süreci takip edebiliriz. En hızlı, en pratik ve en çok alıcıya ulaşmanın yolu burada bu. Bu konuda yardımcı olmaya hazırız. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, son bir katılımcı daha alabiliriz eğer soru sormak isteyen varsa. Evet, eğer başka sorumuz yoksa biz Sayın Müşavirim çok teşekkür ediyoruz. Hizmet İhracatçıları Birliği ve üyelerimiz adına, yönetim kurulumuz adına.
değerli sunumlarınız ve katkılarınız için. Bize Özbekistan'ı 360 derece bir perspektifle anlattınız. Biz de zaten geçen sene bir Özbekistan, Kazakistan eğitim sektörünü oraya bir getirdik. Üniversitelerimizle beraber bir Hisar projemiz kapsamında da geldik. O anlamda da biz her zaman ticaret müşavirlerimizin değerli desteklerini ve katkılarını hizmet sektörü adına alıyoruz. Bu vesileyle de teşekkür etmiş olalım sizlere. Çok sağ olun Sayın Genel Sekreterim. Ben de çok memnun oldum. Biz her zaman sizleri burada ağırlamaktan çok memnuniyet duyuyoruz. Gerek birlik, gerek bir birlik üyesi firmalarımızın talepleri, en küçük talebine bile biz elimizden geldiğince hızlı şekilde bir yanıt vermeye ve aracılık etmeye çalışıyoruz. Zaten bunun için buradayız. Hakikaten Özbekistan bu alanda çok eksik ve Türkiye ile tarihi ilişkilerinin Türkiye ilişkilerin tarihi seviyelerde olması bence büyük şans, avantaj. Dolayısıyla biz bu potansiyeli maksimum seviyede kullanmak için elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Çok memnun oldum. Teşekkürler. Çok sağ Herkese olun. selamlar, saygılar. Çok sağ olun. Katılımcılara da çok teşekkür ediyoruz değerli katılımları ve katkıları için. Bu vesileyle toplantıyı nihayetlendiriyoruz.